Hardware Plus Online hoş geldiniz. Bu videomuzda çok merak edilen LG G3 modelini inceliyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içi bir ön inceleme videosunu yayınlamıştık. Şimdi telefonun daha detaylarına ineceğiz. Şimdi LG G3 önemli bir model çünkü geçtiğimiz sene mobilite alanında LG G2 modeliyle şirket çok iyi işlere imza atmıştı. Özelliklerine karşın bütçe dostu sayılabilecek 1200-1300 lira fiyat bandında girdiği için ülkemize hem ülkemizde hem de globalde çok fazla satmıştı LG G2. Şimdi LG G3 onun üzerine geliyor ve işte Quad HD gibi kendine az çok iyi özelliklerle beraber gelmesine karşın yine rakiplerinden daha ucuz satışa çıkıyor. İşte Galaxy S5, HTC One M8 ve Xperia Z2'den nispeten daha ucuz bir telefon. Telefonun iki modeli var, bunu daha önce de söylemiştik. Bir tanesi 16 GB dahili depolama alanı ve 2 GB RAM'le geliyor. Bir diğer modeli 32 GB dahili depolama alanı ve 3 GB RAM'le geliyor. Bizim incelediğimiz model şu anda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı olan model. Donanıma geçmeden hemen tasarımla başlamak istiyorum. Tasarımda LG'nin bu yıl telefonu ileriye götüren bir tasarım anlayışını benimsediğini görüyoruz. Neden bahsediyorum? Şimdi telefonun hem arka yüzeyine hem de ön yüzeyine baktığınızda sanki HTC One M8'de olduğu gibi telefon tamamen sanki alüminyum, şurada da fırçalanmış bir alüminyum görünümü görüyorsunuz. Böyle bir görünüme kavuşturmuş telefon LG. Ha, telefon alüminyum mu? Hayır, değil. Yine LG G2'de veya işte Galaxy S5'te gördüğümüz gibi kaliteli bir plastikten imal edilmiş. Ama dışarıdan baktığınız zaman, yani büyük ihtimalle HTC One M8'de yan yana koysak kalite açısından ikisinin de çok bir farkı olmadığını görürüz. Ha tabii eldeki tutuş hissiyatı yine plastik mi? Plastik. HTC One M8'in o konuda avantajı devam ediyor. Ama fiyata da oranladığımız zaman bence görünümü buna çevirmiş olması LG'nin ciddi anlamda bir başarı. Telefonun kalınlığı LG G2 ile birebir aynı, 8.9 mm. Ağırlık olarak da bir 3-4 gram daha ağır. Toplamda 150 gram. Oldukça hafif bir telefon. Ve LG G2 oranla aynı kalınlığa sahip olsa bile ergonomisi biraz daha iyi. Elde gerçekten iyi oturuyor ve hani 5.5 inçlik büyük bir telefon olmasına karşın tek elle kullanılabilen bir telefon. Yani hala akıllı telefon klasmanına giren, fablete gitmeyen bir boyutta. Şimdi bununla beraber tasarım konusunda LG G2'de de bizim çok övgüyle bahsettiğimiz öndeki çerçevelerin inanılmaz ince oluşu LG G3'te de devam ediyor. Şimdi 5.5 inçlik bir ekranla karşı karşıyayız ve telefonun ön tarafına baktığınız zaman bu çerçevelerin çok ince olmasından dolayı telefon ekranına daha çok yer kalıyor ve gerçekten çok güzel bir görüntüleme deneyimine ulaşmış oluyorsunuz. Telefonun arka kapağı çıkabiliyor. Bu da yeni. LG G2'de herhangi bir kapak çıkmıyordu ve dolayısıyla batarya değişmiyordu. Buradan şu şekilde batarya şeyini, arka kapağını çıkartabiliyorsunuz ve böylece telefonu isterseniz ileride 3000 mAh'lik bataryasını değiştirip, pil ömrünün daha uzun olması için bataryanızı değiştirip telefon kullanımına devam edebiliyorsunuz. LG G3'ün en önemli özelliği Quad HD ekranla geliyor olması. Quad HD ekran 1080p Full HD çözünürlükleri oranla çok daha yüksek bir piksel sıklığı sunuyor. Tam olarak çözünürlüğünün 1440'a 2560 olduğunu söyleyeyim. Bu da 534 ppi'ye denk geliyor ve gerçekten benim şu ana kadar bir akıllı telefonda gördüğüm en iyi ekranı LG bu telefonda yapmış diyebilirim rahatlıkla. Çünkü zaten LG biliyorsunuz bir panel üreticisi. Televizyonda olsun, aynı şekilde telefonda olsun. Özellikle IPS paneldeki başarılarıyla tanınan bir şirket ve LG G2'de de kullandıkları IPS panel gerçekten çok güzel gözüküyordu. Çerçevelerin ince olmasıyla beraber. Aynı güzellik şimdi bu G3'te True HD IPS Plus teknolojisini kullanan bir ekran var. Ve bu ekranla beraber Quad HD çözünürlük birleşince gerçekten çok iyi bir deneyime ulaşıyorsunuz. Bu hem işte internet gezinmeniz olsun, hem oyunlar olsun, hem bir fotoğraf bakarken yakınlaştığınızdaki o kaliteyi görmek olsun. Zaten yakın detaylardan da size o ekran güzelliğini yansıtabileceğiz diye zannediyorum. Büyük ihtimalle ekran genel anlamda LG G3'ün en büyük avantajı olan konu. Quad HD ekran ilk değil dünyada ama büyük firmalardan işte Samsung olsun, HTC olsun yapan ilk LG oldu. Samsung'un şu anda sadece Kore'de satılan bir Galaxy S5 LTE-A destekli bir telefonda Quad HD çözünürlük var ama ülkemizde henüz satışa çıkmayacak bu model ve globalde de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil. Türkiye'de şu anda böyle güzel bir ekranda bu kadar yüksek bir çözünürlükle satın alabileceğiniz tek telefon LG G3. Şimdi benim
çözünürlük bu kadar yüksek olunca şöyle bir korkum vardı. İşte performansı etki edecek mi? Çünkü Snapdragon 801 yeter mi yetmez mi? Çok iyi bilmiyorduk. Quad HD çözünürlükte başka bir telefonda görmediğimiz için. İşte batarya nasıl etkileri olup olmadığını bilmiyorduk. Ben özellikle bunu test etmek istemiştim ve LG G3'ün donanımında Quad HD'nin herhangi bir darboğaz yaşatmadığını, bir ısınmaya neden olmadığını görmüş oldum. GT Racing 2 denedim. Asphalt 8 denedim. Birkaç farklı yine üstte kabul edilen Android oyunlarını denedim. ReRacing 3'ü çok denemek istiyordum ama Google Play'de henüz LG G3'e destek verilmiyor gördüğüm kadarıyla. APK olarak da indirip denemek istemedim. Ama şu ana kadar Google Play'de yer alan tüm oyunları herhangi bir kasma ve en önemlisi de ısınma problemi olmadan oynatabiliyor. Isınma da oldukça önemli bir sorun olabiliyor eğer fazla ısınırsa telefonun arkası. Sadece şu kameranın olduğu, akıllı tuşun olduğu alanda bir sıcaklık oluyor ama gerçekten son dönemde çıkan akıllı telefonları düşündüğümüzde oldukça makul değerlerde kalıyor bu sıcaklık. Şimdi telefonun donanımı demişken içerisindeki özelliklerden bahsedeyim. Zaten iki farklı modeli olduğunu söylemiştim ama işlemci ve grafik birimi tabii ki değişmiyor. Snapdragon 801 işlemci var içerisinde. 2,5 GHz hattında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Bununla beraber Adreno 330 grafik birimi var. Dediğim gibi ya 2 GB ya 3 GB RAM'e sahip oluyorsunuz ve yine aynı şekilde 16 GB veya 32 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri var. LG G2'de olmayan microSD kart desteği LG herhalde gelen eleştirileri dinlemiş olacak ki LG G3'te yer verdi. Hem de 128 GB'a kadar microSD kart aldığınız takdirde istemediğiniz kadar depolama alanı yaratabiliyorsunuz kendinize. microSD kart desteği sayesinde. Bu arada şu tasarımda akıllı tuştan bahsetmedik. Hemen orayı da bir geçmiş olayım. Akıllı tuş aynı şekilde devam ediyor telefonun arkasında. Biraz makyajlanmış, biraz daha malzeme kalitesi iyileştirilmiş. Alışmanız yani eğer ilk defa bir LG telefonu kullanacaksınız, LG G2 daha önce kullanmadıysanız bu tuşa alışmanız biraz sürecektir. Bir hafta kadar falan. Çünkü alt ve üstünde de ses açma kapama tuşları olduğu için böyle eliniz oralara kayabilir ama çok rahatça alışıyorsunuz. Ben G2'de de bir hafta alışma sürecinden sonra çok rahatlıkla kullanmıştım. Bir de telefonun şöyle bir özelliği olduğu için o arka tuşa da çok ihtiyacınız kalmıyor. G2'de yine yer verilen Nokon özelliği. Şöyle iki kere tıkladığınızda telefonun ekranı açılıyor. Aynı şekilde iki kere tıkladığınız zaman da kapanıyor. O yüzden çok burayla da bir işiniz olmayacaktır. Şimdi donanımı geçtik, kameraya geleyim. Kamerada LG G2'de olduğu gibi yine 13 megapiksellik bir kamera var ama her zaman söylüyoruz işte megapiksel her zaman bir kameranın ne kadar iyi olup ne kadar kötü olduğunu göstermez diye. Bu da aslında iyi bir örnek oldu çünkü G2'de de 13 megapiksel, G3'te de 13 megapiksel ama teknolojiler farklı işte sensör gibi bazı değişkenler çok fark yaratıyor. LG G3'ün kamerası LG G2'ye göre çok daha iyi. En önemli farklılık hemen şu çift LED flash'ın diğer tarafında bir lazer otofokus var. Bu lazer otofokus sizin herhangi bir objeyi saniyeler içerisinde netleyip çok hızlı peş peşe fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Biz de yaptığımız testlerde odak hızının gerçekten çok hızlı olduğunu gözlemledik. Bununla beraber telefonun ön kamerası yine işte son dönemde çok bir selfie modası olduğu için birçok farklı telefon üreticisinden ön kameraya da artık çok önem verdiğini görüyoruz. Şimdi 2,1 megapiksellik bir ön kamerası var ama bu 2 megapiksel kulağa biraz düşük gelse de öyle algılamayın. Gerçekten çok iyi fotoğraflar çekiyor. Zaten habere de koyacağız yaptığımız selfie çekim örneklerini. 1080p video kaydı yapabiliyor ön kamera. Arka kamera 2160p kalitesinde video kaydı yapabiliyor. Video kayıt da aldık. Onu da YouTube'a upload edip LG G3 çekim örneklerini görebilmeniz için göstereceğiz. LG G3'ün kamera arayüzü oldukça kolay kullanması. G2 zaten kullandıysanız biraz yine makyajlanmış şekilde geliyor. Çok rahatça işte panorama, HDR gibi modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında çekeceğiniz fotoğrafın çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Buradan zaten neredeyse artık son dönemde çıkan akıllı telefonların kamera ayar bölümlerinde hemen hemen bütün işte kamerayla ilgili olan ayarları gerçek zamanlı olarak yapabileceğiniz paneller LG G3'te de yer alıyor. Kamera konusunda OIS desteğinin olduğunu da söyleyeyim. Yani optik görüntü sabitleyicisiyle beraber geliyor. Bu da özellikle videoda oluşan şu titreşimleri engelleyerek çok daha stabil ve o titreşimlerin engellenmiş bir şekilde videoya yansımasını sağlıyor. Yani eliniz titremiş olsa bile çok fazla videoda o titremeyi fark etmiyorsunuz. Çok daha
akıcı bir ve stabil bir video oluyor. Ben çok beğendim LG G3'ün kamerasını. Ofiste yaptığımız testlerde genel olarak bayağı arkadaşlarımız da beğendi. Son olarak telefonun bataryasından ve yazılımından bahsedeceğim. Şimdi tabii ki bir amiral gemisi olduğu için Android 4.4 ile beraber geldiğini söyleyelim en başta. Ama bununla beraber bahsetmemiz gereken en önemli özellik yenilenmiş Optimus UI'si ile yani Optimus arayüzü ile beraber geliyor. LG'nin ben Optimus arayüzünü işte G2'de veya işte Optimus G'lerde falan bile kullanmış bir insan olarak her zaman çok beğeniyordum. Çünkü kişiselleştirmeye çok fazla imkan veren bir arayüz. İkonları olsun, işte yukarıda notification barı indirdiğinizdeki ikonların temizliği, kullanım kolaylığı gibi durumlar nedeniyle ben çok beğeniyordum. LG G3 ile onu bir tık daha üste çıkarmışlar. Tasarımın genel renkleri olsun, ikon şekilleri hem yine çok güzel, yine çok fazla kişiselleştirmeye imkan veriyor. İşte Quick Memo gibi LG'nin G2 ile tanıştığımız neredeyse tüm özellikleri G3'te de var gibi. Çok fazla kullanıcı dostu bir arayüz var. O yenilenmiş Optimus UI benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bununla beraber şimdi yazılımda NoCode'dan bahsedeceğim. G3 ile beraber tanıtılan bir özellik NoCode ve farklı LG telefonlarında da yazılım desteğiyle çalıştırılabiliyor. NoCode sizin tamamen kendi belirleyeceğiniz ve binlerce farklı kombinasyondan belirleyebileceğiniz bir şifre sistemi. Hemen şuradan açıp göstereceğim. Ekran kilidini NoCode'a ayarladığım zaman benden 4 farklı alana istediğim şekilde, istediğim sırayla bir şifre belirlememi istiyor. İleri diyelim. Şimdi buradan örneğin şöyle, buraya 2 kere ve şöyle yaptım. İnşallah unutmam bunu. Evet, bunu bir daha yapıyorum. Bu tabii binlerce farklı kombinasyonla şey yapabiliyorsunuz. Bunu kaydedeceğim. Yedekleme pinini ne olur ne olmaz diye seçiyorum. Ve ekran kilidi değişti. Şimdi ekran kapalıyken. Evet, iki kere sol sağ falan gibi nasıl ayarladıysam o şekilde kilidi açmanızı imkan veriyor. Bu tabii kişiselleştirebilir ve hani üç kere de aynı noktaya basıp bir aşağı bir sol yapabilirsiniz. Çok fazla kombinasyonu var. Bu eğer hani çok fazla telefon güvenliğinize dikkat ediyorsanız başkalarının eline geçtiğinde işte kolayca geçilebilecek şifrelerden çok hoşnut değilseniz hoşunuza gidecek hoş bir özellik olmuş. LG'nin bu desteği işte G2 gibi farklı telefonlara da yazılım desteğiyle veriyor olması da çok gönlümü kazanan özelliklerden biri oldu. Şimdi son olarak bataryadan bahsedeceğim. Bataryada herhangi bir değişiklik yok. Miliamper değeri olarak. LG G2'de de 3000 mAh'di. LG G3'te de 3000 mAh geliyor. Batarya konusunda en büyük avantajı ilk başta söylediğim gibi çıkarılabilir olması. İleride bataryanızın ömrü tükendiği zaman bir batarya alır, değiştirirsiniz ve LG G3'ü kullanmaya devam edersiniz. Bu çok önemli bir detay bence ve birçok kişi de buna dikkat ediyor. Şimdi yaptığımız testlere geleceğim. Yaptığımız testlerde video oynatma süresi olarak hem Galaxy S5'ten hem de HTC One M8'den böyle bir saatlik, 1,5 saatlik daha kötü bir performans gördük. Çünkü Quad HD ekran ve işte aynı işlemcileri kullanıyorlar ama LG G3'te Quad HD bir çözünürlük olduğu için batarya daha çabuk tabii ki gidiyor ama çok büyük farklar değil dediğim gibi işte 1 saatlik 1,5 saatlik. Günlük kullanım olarak da parlaklığınız çok önemli. Şimdi LG G3'ün ekranı o kadar parlak ki yaptığınız zaman yani en son aldığınız zaman zaten en üstteki parlaklıkta kullanmanıza imkan yok. Ben bunu genel olarak şöyle %30'larda falan tutuyorum. %30'larda güneş ışığı altında bile görülebilecek bir seviye. Ya da işte çok güneş altındaysanız %40'a 50'ye çekiyorsunuz. Ben bir günü çok rahat göreceğinize inanıyorum ama eğer parlaklığı yüksekte tutarsanız, oyun oynarsanız bu bir gün aşağı inecektir. Sizin tamamen oyun deneyiminiz ve ekran parlaklığı özellikle çok etki ediyor. 1 ila 1,5 gün arasında ortalama bir kullanım deneyiminiz olacağını düşünüyorum. Şimdi son olarak telefonun fiyatı ve sonucuna gelecek olursak LG G3'ün 16 GB'lık ve 2 GB RAM olan modeli 2000 lira, 1999 liradan hatta tam fiyatını söylemiş olayım satışa çıktı. 3 GB RAM'li ve 32 GB'lık dahili depolama alanı sunan model ise 2200 lira yanlış hatırlamıyorsam. O fiyattan satışa çıktı. Şimdi HTC One M8'in şu anda tam net fiyatını bilmiyorum ama 2499 liradan satışa çıktı. İşte Galaxy S5 2200-2300 bandında satışa çıktı. Xperia Z2 yine aynı 2200-2300 fiyat bandından satışa çıktı. LG G3'ü genel özellikleri değerlendirdiğimiz zaman bir kere Quad HD ekran çok büyük avantaj. Gerçekten bunu
telefonu kullandığınız zaman anlıyorsunuz. Ekranı gerçekten çok güzel. Ha, ama tabii şöyle bir durum da var. Bazı handikapları da var. Mesela Galaxy S5 veya Xperia Z2 gibi suya veya toza dayanıklı değil. Bu belki sizin için önemlidir. Artıları var, eksileri var ama fiyat politikası LG G3'ün gerçekten bence iyi. Özellikle 2 GB'lık versiyonunun 2000 lira olması gerçekten karşılıyor telefonun özelliklerini. 3 GB'lık henüz test etmedik ama ne kadarlık bir performans farkı yaratacağını da çok fazla kestiremem. En azından şimdilik oyunlarda zaten hiçbir kasma yaşamadığı için hani 2 ila 3 GB RAM arasında da çok büyük bir performans farkı olacağını zannetmiyorum. Siz kendi bütçenize göre artık o kararı verirsiniz ama LG G3 kesinlikle 2014'ün en iyi telefonlarından biri olmuş ve fiyat politikası da ülkemizdeki diğer telefonların satış fiyatını düşündüğümüzde gayet iyi, rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun.